Saklanıyormuş. İhbar kaynaklarınızı değiştirin bence. Çok iyi çalıştıklarını söyleyemem. Daha güvenilir ihbar kaynakları bulsanız iyi olur. Kes sesini. Kes sesini. İşimizi senden mi öğrenecek? Yani şimdi bu evde Moldavyalı bir karı yok mu? Yok. Bu evde Moldavyalı haşerat bile bulamazsınız. O halde gidelim değil mi amirim? Evet. Evet gidelim. Benim daha çok işim var. Yakalamam gereken 3 tane Polonyalı. Evet. 6 tane Alaskalı. Evet. 7-8 tane de Çekoslovakyalı var. Evet. Tamam da ben elimi indirebilir miyim? Evet. İndir gayet tamam. Canım indir gayet hadi. Hayrola damat? Bu polislerin seninle ne işi var? Kaçak birini arıyorlarmış baba. Baba bak sen nerelisin? Sende cimri ve kaçak biri İskoçyalı tipi var. Ne İskoçyalısı yahu? Ben doğduğumdan beri Mersinliyim. Ey Mersinli olmak çok güzel. Hep Mersin'de kal. Sakın başka bir ülkeye kaçıp ondan sonra kaçak birisi olarak geri döneyim değil mi? Tamam mı? Olur. Demem. Hadi gidelim. Ne oluyor ya? Kafayı fena takmışlar. O Moldovyalı kızı ne yapabildik bulacaklar. Moldovyalı dedin de bak iki aklıma geldi. Ben telefon açacaktım. İyi baba iyi tamam. Açabilir miyim? Tabii baba. Bedava telefon şurada. Alo? Aha. Merhovski. Evet. Ben Gazov Fonovich. Herhalde unutmamışsınızdır değil mi? Yarın kafeteryada buluşacağız ya. Ha, Okoyevich. Hadi. Bay Boyovski. Bu iş tamam. Hadi anne gel. Günaydın minik kuşum benim. Hadi gel. Ya hacım. Kusura bakma böyle apar topar geldik ama Nadia'nın durumunu biliyorsun. Aa biliyorum. Az önce polisler girip Nadia'yı sordular. Aa Imhovski, Dobrovski inşallah o iş beni bulmazlar Imhovski. Ben çok sırsaki. Hayrola Menkim Hanımcığım. Gene hayırlı bir iş peşindesiniz galiba. Evet ama bu seferki durum biraz farklı Gazanfer Beyciğim. Yani şu kızı hayırlısıyla masarla evlendirip bir Türk vatandaşı yapabilsem kızcağızın hayatı kurtulacak vallahi. İnşallah. Evet ben Mariç olmak zavallı bir kızcağız Imhovski. Hadi be abi bir iyilik yapmak bu kadar zor mu? Bilemiyorum. Daha karar veremedim. Bu arada işe de geç kalıyorum. Bu konuyu sonra konuşuruz. Masarcığım, minik kuşum, evladım yani bunda bu kadar düşünecek ne var anlamıyorum ki. Yani alt tarafı bir formalite evliliği yapacaksın. Şu kızcağız da kurtulacak işte hepsi bu. Aa sonra konuşuruz anne hadi. Ya, masar bak bir dakika ama bak sen bizi... Ay. Masar. Ay, tüh gitmiş. Kızım Moldavyalı değil de Türk olduğunu söyleyemedim Masar'a. Neyse iş yerine gider öyle söylerim. Allah kahretsin yine yağmurlar kesiliyor. Kanka be. Ne var? Şu yoğurt eklem işine biraz yardım etsene. Yoğurt mu dedin? Ha. Yoğurt konusu beni aşar kanka. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Yoğurt. Nedir bu yoğurdum sihirli reklam cümlesi ya? Ya Mütit abi. Olaya diyorum bir de biraz böyle hıyarla yaklaşsın. Nasıl yani? Ne hıyarı lan? Cacık be abi çaksana. Yani cacık da yoğurtla yapılır ya hani. Cacıksal yaklaşsan biraz diyorum. Ha, bravo lan Baha. İşi çözdün vallahi. Ya. Helal olsun sana. Anlasana oğlum. Tam ikinci resim ortasında. Buyurun abi. Evet Müfit Bey. Yoğurt reklamı ile ilgili bir şeyler bulabildiniz mi? Tabii ki bulduk Önder Bey. Usta ve deneyimli bir reklamcı olarak yani böyle basit bir yoğurt reklamını mı bulamayacağız sanki? Evet, buyurun sizi dinliyorum. Hıyarların tercih ettiği yoğurt. Çılgın inek yoğurtları. O ne demek yani? Hıyarların tercih ettiği. Yani cacığın içinde ne var Önder Bey? Hıyar. Peki cacığın ana maddesi ne? Yoğurt. İşte cacık olmalı hıyarlar bizim yoğurdu tercih ediyor efendim. Yani bilmem anlatabildim mi? Ya öyle mi? Bana bak Müfit Efendi, 2 saat içinde hıyarların tercihinden daha edepli ve içinde
zeka unsuru olan bir cümle bulamazsan seni buradan tekmeyle kovarım, anlaşıldı mı? Hem de sivri burunlu ayakkabılarımı giyer tekmelerim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Ha, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal hep utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık.